Galatasaray evet. Adana deplasmanı <laughs> lider Adana bir spor ee, sana sorular soracağım hocam evet çünkü çok hakim olamadım maça sadece ikinci devre bakabildim yakalayamadım Hı -hı. Ee, kaçtım özür de diliyorum Galatasaray şey, birkaç soru sormak istiyorum çıkarmışım şöyle mesela kamuoyuna da yansıyan benim de kendi de gözlediğim 8. 6'yı Galatasaray'ın sence bir tempo sorunu var mı? oyun Tempo sorunu var mı? Yüksek tempolara çıkış almamak. Bu maça gelene kadar yükselen bir temposu vardı. Bu maç özelinde ben tempoda bir problem gördüm. Yani bu maç özelinde midir? Havadan mı kaynaklanıyor? Rakipten mi kaynaklanıyor? Onu bilemem ama şunu gördüm. Tempo nedir tempo? Ha, hakikaten nedir tempo? Şimdi şey yapıyoruz. Bir açıklayalım ya. Ben ke böyle kelimelerle oyunu seviyorum Biz artık. Atak hızınız, dönüş hızınız temponun içindedir. Hı hı. İki... ...pas ritminiz temponun içindedir. Yani topu bir kenardan diğer kenara ne kadar sürede ve kaç kontakla götürdünüz? Yani topa dört kontakla, beş kontakla gitmesi ayrı. Çünkü atletizm yarışı i̇şte değil. Sonuçta top diye bir şey var yani. Tabii. Yani topun hızından bahsediyorum. Hı hı. Topa iki kontakla oraya gitmesi daha farklı. Evet. Her alanın biraz etrafında dolanarak, dönerek... ...bir bekem dönüşü yaparak, sağ sola bakarak çevirmesi farklı. ...topun ritmi. Topun evet, topu, topu, ritmi, topu, ritmi. Evet topun ritmi. Koşunun ritmi. Topun ritmi. Evet hocam. Ee, yani ilki... ...atağa gidiş, ataktan dönüş... ...takım halinde... ...birlikte kat ettiği... ...çabukluğunuz. Evet, 160 mesleğin ne is. kadar sürede kat edildiği evet, gidiş gelişi. Evet gibi. İki... ...topun ritmi dedik. Üç... ...top rakibe geçtiğinde... E, ...hücum... ...tavrından savunma tavrına geçiş... Hızınız. Hızınız ve seçiminiz biraz. seçimizden sonra hızınız tabii. Her zaman seçiminiz geçmeniz. ve hızınız. Hızınız. Bu önemli. Baskı yapacaksanız baskı temponuz. Kompak alanınıza geçecekseniz o pozisyonu alış, alış hızınız. Hatta buna geciktirme de diyebiliriz. Evet. Oyalama da diyebiliriz. Tabii oyalama tabii. da, tabii, oyalama da içinde da. dahil. Ben bu bağlamda eksik gördüm bu hafta üzerinde galatasaray. galatasaray. Evet. Bir de yine eksik deyince ben biraz boş paralıktan tarafından gidiyorum bu aradan. Yaratıcı oyuncu eksikliği. Ya oyundaki yaratıcı oyuncu oyunu çözerken yaratıcı oyuncu eksikliği evet. var deniyor Galatasaray için. Hocam şimdi mata girdiği zaman ayrı bir şeydir. Evet. Olivier'a sağdayken daha farklıdır. Ama şimdi Galatasaray orta sahasını söylüyorum. Evet, dur ben de. Arkadan geliyorum. Abdülkerim Nelson, Boy Duboa, önlerinde Micho ve e, Torreira. Neticede önde değerli bir dörtlü var. Gomis, Kerem, Mertens, Yunus. Evet. Şimdi bu dörtlü. Kimden alacak topu? Büyük oranda e Torreira ve Mitxo'dan alacak. Hı hı. Biraz sanki kaba kaldı bu orta saha. Yani Oliviera'yı aradı gibi. Katılır mısınız? Kesin. Bak çok düz mantık bakıyorum. Oliviera daha oyun Çok kurucudur. düz mantık bakıyorum. Mitxo, Torreira. Yani, yani. yumuşamaz o orta saha. Yani. Kıvrımı bitti. <laughs> Kıvrımı topla anlatmaya çalışıyorum. Evet. Oliviera daha farklı bir kimlik. Tabii ve 80'de giriyor oyuna. Bayağı bir sürede bekliyor yani evet. o Hoca Kesinlikle şey, sert. Bak nasıl kim ne anlıyor bilmiyorum bu ifade ama bu sert ortası olmaz. Evet. Galatasaray kimliğinde olmaz bu ortası. Evet. Bazen olur Oyun kimliğinde olmaz. Baz, bazı yani, maçlarda, tabii bazı düzenlerde şey karşı oluyor. olur. Olur. Tabii olur tabii. Yani, bazı skorlarda olur. 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 Ama bir Galatasaray oyununu anlatırken olmaz. Yani bir ligi anlatırken olmaz. Bazı oyunlarda olur. Evet. Bilmiyorum. Katılır mısın hocam? Buraya oyuncu olacak, yaratıcı evet. oyuncu. daha. Evet. Ve bütün eee evet. kamuoyunun konuştuğu Kerem Yunus. Evet. Çok eleştiriliyorlar evet. şu anda. Yani niye eleştiriliyorlar? Çok bana göre iki tane yetenekli gençten bahsediyoruz ama çok hayal ettirdi Kerem geçen seneki performansı, Yunus'un Adana Demirspor'daki performansı. Evet. Bu sene Galatasaray ikisi birleştirince Galatasaray'da onu sağ kenar, sol kenar tamamdır dendi. Hı hı. 8 hafta ama seyirci tamamdır demiyor şu anda. Evet. Neden sence? Yani nedir bu şeyin? Hocam bir, bir, şey göster göstermeden olmayacak bu. Ee, şimdi burada sadece demir spor takımı kalsın mesela. Hı hı. Premierlik araştırmaları diyor ki gollerin oluşum şekliyle yani 6 büyük ekibin e, epey yüksek skorlu maçlar oynanmaya başladı. Farkındaysa Tabii ki, hocam. Tabii. Evet. Derbide 9 tane gol oldu yani. 3 bitti ya. Yani Liverpool e, Brighton maçı 3-3 berabere bitti. bitti. Dünya kadar pozisyon oldu. Feyletti Hakikaten yüksek skorlu maçlara gitti. Neden olduğunu da daha önce anlatmıştım pandemiyle alakası olmadığını. Devam mı ediyor acaba hocam pandemici? <laughs> ben de biraz pandemiciydim ama. Oradaki bulaşıcılık şundan. Ya be hocam tür bir ruhuyla ilgili anlatmıştım pandemi. <laughs> Herhalde hastalıkla ilgili diye. Yok evet, sen evet, çok daha çok doğru yaklaştın. Evet. evet. Hocam şimdi Premier araştırmaları bu şey Leeds'teki ulusal antrenör akademisi <laughs> çevirerek söyledim. Ee, Böyle altı haftada bir şeyde ufak ufak bildiriler, şeyler yapıyorlar. Onları muhtemelen öğrenciler yapıyor o araştırmaları. Şu, e, i̇statistik araştırmaları bunlar. Gollerin oluşumlarına bakıyorlar. Bireysel becerileri bir tarafa atıyorlar, tasdif ediyor. Bireysel beceriyle oluşmuş, hazırlanmış goller var. Hatayla gelmiş, rakibin hatasıyla gelmiş goller var. Bir de saha kullanımıyla gelmiş goller saha var. Saha kullanımı. Saha kullanımı. Çizgiye paralel bir kanat oyunu çok altlarda yani arkadan baştan bir kanat oyunu en altta. Hı hı. Eskiden çok yukarılarda dururdu tabii, mesela. Tabii. Şimdi yukarıda olan şu. Half space diyorlar. Back ben arası. Back stoper arası. Evet hocam. Back ile stoper arası veya iki stoperin arası. Peki bir alandan bahsediyoruz. Burada mı? bir alanda bahsediyoruz. Şimdi Kerem gibi çabuk iyi kötü gol sezgisi olan ve kafasında kale olan bir oyuncunun şu araları kullanmamış olmasını ben bir türlü anlayamıyorum. Bakın Hikmet Hoca taktik konusunda çalışkan insandır. Ben tanırım, Tabii kafayı, da çok yani, kafayı çok yorar, kafayı çok yorar, yorar kafayı. Gider maç izler, şey yapar. Dün gördüm bir tane şeyini. Ee, bir videosunu gördüm. Çok güzel anlatmış. Niye? Abi hayır şey Kerem'le Yunus'un neden Yunus sızma koşullarını yapmıyorlar, yapmıyorlar diye. Ben evet. yayında da o şeyde yayında değil. Daha önce de biraz anlatmaya çalıştım. Hep birleşmelerini istedim. Çizgide kalmaların değil. Yani Kerem bu çizgide, Yunus bu çizgide kaldıkça olmayacaktı bu. Zaten söyledim. Birleştikleri ve etkin arttı. sonra birbirlerine yaklaşmaya başladılar ama enteresan bir şekilde Kerem burada topu kullanmak istiyor. Yani başkası kullansın ben sızma koşumu atayım. Savunmanın arasına içine arkasına koşumu atayım. O yok. Ya Kerem budur. Sızar, buluşur ve golü atar. Veya vuruşu yapar. Yunus. Tek bakın genç milli takımdan beri benim çok beğendiğim bir oyuncudur. İyi bir sol ayaktır. Oyun zekası fena değildir. Çabuktur. Kıpırtısı olan bir oyuncudur. Çalımı vardır. birebiri vardır. Tabii ki topu kullanacaktır. Rakip Ama bazen çok kafasında olduğunu düşünmüyorum. Hiç Yunusun. yok hocam. Hiç yok. Yunus'ta da hiç yok. Çok. Yani Yunus şu Rodriguez'le Semih'in arasına bakın bu arada Demirspor savunması Semih Samet. Değerli arkadaşlarımız bunlar. Ben Semih Eskişehir Spor genç takımdan beri bildiğim bir oyuncudur. Yükselsin istiyorum çok yani hem şeycilik yapıyorum orada. Sen eski, Eskişehir'e Ama... kim gelse yükselsin istiyorsun. Hocam Doğru. çünkü Eskişehir Spor yükselsin istiyorsun. <gülüyor> Doğru <gülüyor> Doğru tamam, tamam. Ama Hani e, manevrede falan sıkıntısı vardır. net. Samet'in tabii. de biraz manevraya var hocam, sıkıntısı var yani. vardır. Yani neden bunu Kerem de Yunus da hiç değerlendirmedi? Hiç sızma. Bakın bazen şöyledir. Orta sağcılar için söyleyelim. Öyle orta sağcılar vardır ki çıkmayan beki çıkartır. Benim Mustafa anladım. diye o, o şey orta saha oyuncum vardı. Şenerle beraber Şener bek oynuyor. Şener o zaman küçük 18-19 yaşında yoruluyordu çocuk 70 dakika. Yani git gel git gel git gel büyük hücum gücü ama o koşturuyordu at. Hani yoruldum falan filan demesine müsaade etme şey Mustafa. çat önüne sıkıyordum. İlk mecburat Mustafa mecbur mu atıyordu. Gideceksin yani Mustafa, yani. Atıyordu. Mustafa o büyük pasör, pasör Mustafa. Işte. Şimdi bakın bazen öyledir. Orta sahcılar sizi çıkartır ama bazen de sizin koşunuz orta sahcıyı harekete geçirir. Siz sızma koşunuzu gösterin. Belki Torreira'nın da Mitç önünde yazılımında birinci kalem olarak bu yazmıyor olabilir. Hı hı. Ama bir tanesi atar. Bunlar orta sahamız ya. Bunlar iki tane orta sadece. Ne bir kere Kerem ne ya bir zaten kere Yunus sen bu koşuyu yaptığın zaman o fotoğrafı görürse atar. En azından atmaya teşebbüs eder ki ben bunlarda üst önce oyuncular hocam atarlar yani. İlla çok ince işler gerekmez ara pası şey pası için. Evet. Ee, Kerem'in de Yunus'un da tam anlamıyla beklenen performanslar. Şimdi bu çocuklar bir kere Kerem en önemli şeyi Kerem oyuncusunun dışında geçen sene gol sayısı bilançosu yüksek oldu. Doğru mudur hocam? Doğru. Kale başka bir hikaye geçen hı. sene öyleydi Kerem için. Hı hı. Sen de diyorsun ki bunlara ikiniz kenar oynarken. Eğer siz e, performansı verecekseniz bu içe doğru koşullarla kaleye yaklaştığınız zaman hikaye başlayacak. Hı. Evet. Bundan uzaklaştıkça bu hikaye devam eder diyorsun sen. Aynen, devam eder diyorum. İki kenara basmış iki çocuk, açık oyuncusu. Evet. Zor işleri tabii.